Siyer Yayınları, Kitapların Dilinden programını sunar. Hayatın en zor, en karanlık ve karmaşık zamanlarında Siyer bize yönümüzü bulmamızı sağlayan en önemli tutamak, sığınak ve kaynaktır. Ben size gecesi gündüz gibi apaçık bir yol bıraktım. Öncelikle kitabı okumadan önce ismi bana çok ilgi çekici gelmişti. Sayfalar ilerledikçe aslında biraz zorlandığımı fark ettim. Kitap kolay tüketilecek bir kitap değil. Özellikle her biri bir makale başlığı niteliğinde olan maddeleri üzerinde uzun uzun kafa patlattığımı hatırlıyorum. Satırdan değil, sadırdan okumak mottosu bile bizim için bizi uzun bir yolculuğa çıkaracağına dair önemli bir söz olmuş. Evet, uzun zamandır Siyer okuyan birisiyim. Muhammed Emin Hoca'nın Niçin Siyer Okumalıyız kitabını okuduktan sonra bazı eksiklerimi hissettim, gördüm. Çünkü Siyer okurken nasıl bir metot izlemeliyiz, nasıl bunu disipline eder bir hale getirmeliyiz? Keşke diyorum Siyer'i okumadan önce bu kitaptan yararlansaydım. Kitabı okurken güzel duygular hissettim. Aslında Siyer'e nereden ve nasıl başlamam gerektiği hususunda bir kararsızlığım vardı. Bu kitabı bu vesileyle okuma fırsatı buldum. Ve okuduğumda da gerek Peygamber Efendimiz'in sıkıntılı yaşamına ortak olup dertlendim. Gerek sahabe efendilerimizin Peygamber Efendimiz'le diyaloglarına şahit oldum. Gerekse bir gazvede bulunarak tarihsel bir yolculuğa çıktım. İşin özü güzel duygular hissettim. Ben de bıraktıkları bu manada olumlu oldu diyebilirim. Kitabı okuyunca çok farklı bir şey olduğunu fark ettim. Hani beklemiyordum açıkçası hani böyle bir şey. Günümüzdeki öncesi, sonrası, işte o dönem nasıl okuduğumuz, toplumun bakış açısı olsun. Bunların hepsine değinmiş. Yani hiçbir kitabı aslında öyle okumadığını fark ettim ve çok etkilendim. Güzeldi, hoş bir kitaptı gerçekten. Emeğine sağlık yani. Tabii öncelikle siyer ilminin günümüze kadar neden bir alt disiplin çerçevesinde işlendiğini, bugüne kadar insanlığa söyleyecek bu denli sözü olan bir disiplinin çok daha önceden, günümüzden çok daha öncesine kadar ana branş olarak ortaya çıkması gerektiğini düşündüm. Yani kitabın temel vurgularından biri de bu esasen. Siyeri iyi öğrenmek, esasında özünde Hazreti Peygamberimizi, ardından Kur'an'ı, daha sonra da Allah'ı öğrendiğimiz bir yol aslında. Bu da siyerin bizlere dünya ve ahiret saadetlerini sunduğu bir iklimi hatırlatıyor, gösteriyor. Elbette hem öğrenilmesi hem de öğrendiklerimizi hayata tatbik ederek uygulamamız gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu hem bizim Rabbimizin bir emri olduğu için hem Rabbimizi ve Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilip buna göre yaşamak gerekliliği olduğu için hem geçmişten öğrendiklerimizi geleceğimizi inşada vesile kılabilmek adına ve hem de son duasını ümmeti için ahirete saklayan ve bu manada bu kutlu yolculukta binbir güçlüklere göğüs geren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir nebze de olsun vefa borcumuzu ödeyebilmek adına siyer öğrenmenin önemli olduğu kanaatindeyim. Allah'ın bizi yarattığını biliyoruz. Bizi bu dünyaya gönderirken belli bir amaç için gönderdiğini biliyoruz. Bunun için bize bir kitap gönderdi ve o kitabı da en güzel uygulayan örneği hayatını bilmek elbette ki çok önemli. Evet, kitapta da bahsettiği üzere usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzden bir düsturunca herhangi bir ilmi disiplin aslında zaten usul asla mukaddemdir ilkesine binaen zaten nedenliğinden çok nasıllığı öne alınması gereken bir unsur. Abur cubur okumaktansa belli bir disiplin çerçevesinde okumak insanın hedefe daha güzel, daha doğru bir şekilde vardır.
Yöntemler ve usuller aslında bizi öze, asla götüren kavramlardır. Belirlediğimiz hedefe giderken yanlış araçlar kullanmak nasıl bizi yarı yolda bırakıyorsa, diğer öğrenirken de onu öğrenmek istediğimiz gibi, arzuladığımız gibi öğrenmek için yine yöntemler çok etkili aslında. Aslında siyer ilmini öğrenmem gerektiği hususunda bir kanaatim vardı. Ancak bu kitabı okuduktan sonra bu kanaatim daha da perçinlendi diyebilirim. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenmek, ondan öğrendiklerimize tatbik etmek bizim için çok önem arz ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse siyer denince aklımıza sadece Hazreti Peygamberimizin ve ashabının hayat hikayelerinin anlatıldığı tarihi bir alan geliyor aklımıza. Ama neden ve nasıl siyer öğrenmeliyiz kitabını okuduktan sonra fark ettim ki siyer aslında bir pencere. Hatta Muhammed Emin Yıldırım hocamızın da sıklıkla dile getirdiği gibi aslında saadet iklimine açılan bir pencere. İnsan bazen umudunu kaybeder. Umudunda eksikler meydana gelir. İşte o sırada tazelenmeye ihtiyaç duyar. Ve bu kitap beni biraz tazelediğini düşünüyorum. Yani Muhammed Emin hocanın genel üslubudur bu. Heyecanın sürekliliğinden bahseder. Dolayısıyla insan heyecanı bazen azalır. O azaldığı günlerde, o azaldığı zamanlarda yenilenmeye, umuda tekrar ihtiyaç duyar. Siyeri daha çok öğrenme merakı kazandırdı bana aslında. Ama bu merakın ötesinde de siyer hakkında bugüne kadar öğrendiğim ve aklımda olan her şey için algımı değiştirdi. Ve bundan sonra okuyacağım, bundan sonra öğreneceğim her bir bilgide bu algı noktasını ön planda tutacağım. Kur'an-ı Kerim'i, Efendimiz'in hayatını daha iyi anlayabilmek ve anladıklarımı da hayata uygulayabilmek, eksiklerimi görebilmek, varsa yükümlülüklerimi daha iyi bir şekilde tespit edebilmek adına bende bir farkındalık oluşturduğunu söyleyebilirim. Elbette ki her Müslüman için Efendimiz'in hayatını öğrenmek, onun hatıralarını öğrenmek önem arz eder. Nitekim o bizler için en kamil insan, en güzel örnektir. Ahlakı, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir nitekim. Bu vesileyle, bu farkındalıkla doğru bir şekilde amel edip ona layık bir ümmet olabilmek adına hayatıma tatbik etmek isterim. Yani ben birçok siyer kitabı okudum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hikayesini, hayatını okuma gereği hissettim. Ama bu kitabı önceden okumuş olsaydım nasıl bir yol izleyeceğim konusunda daha donanımlı olurdum diye düşünüyorum. Bundan dolayı siyer okumak isteyenlere öncelikle bu kitabı alıp okumalarını, hangi gözle, hangi bakış açısıyla siyere gireceklerini daha iyi yorumlayacaklarını düşünüyorum. Özellikle siyer okumalarına yeni başlamış müptedi için bir önündeki büyük siyer külliyatının, bu büyük müktesebatın anlaşılmasında bir ilk basamak, yani giriş niteliğinde tavsiye edilebileceğini düşünüyorum. Kitabı evet tavsiye ederim. Çünkü güzel şeyler paylaştıkça çoğalıyor. Ve bu kitabı okumalısınız. Çünkü kitap Hazreti Peygamberimizin hayatına dair belki de bizim dönemimizdeki en eksik şeyleri tamamlıyor. Ve Hazreti Peygamberimizin hayatı da bu dönemde güzel bir yaşamın belki de anahtar noktalarından biri olduğunu düşünüyorum. Örneklik açısından da. O yüzden siyer bilmek bence güzel bir yaşamın anahtarlarından bir tanesi. Tek çevreme değil, siyer öğrenmek isteyen, ancak işin bidayetinde nereden nasıl başlarım, hangi metotla öğrenmem gerekir diyen bütün kardeşlerimize öneririm. Abdullah Olma kitabını okumuştum. Ben onu yapmıştım, pandemi, Kur'an olduğum zaman okumuştum. Vakitlere bölmüştüm. Her vakit bir şeyinkini okumuştum ki hani bana gerçekten tesir etsin yani. Öyle, o çok güzel bir kitaptı gerçekten. Düşünmüştüm yani, günlerce düşünmüştüm. Nasıl ya, nasıl bunu yaşarlar, nasıl bu olur? Efendimiz'i sahabe gibi sevmek kitabı bizi de en çok etkilen kitaplardan biri. Bunun yanında Sahabeyi Nasıl Anlamalıyız kitabı. İki uç nokta arasında istenen sahabe tasavvurunun nasıl olması gerektiğini yansıtması bakımından ele alınması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Ahlak ve aile ile ilgili kitaplarını okudum hocamızın. Gerçekten Muhammed Hoca'nın İslam dünyası ve İslami ailelerde ve yaşanan sorunları göz önüne sermesi açısından diğer kitaplarını da okudum.
Orada da ilgi çekici şeyler buldum. Muhammed Hoca'nın diğer kitaplarını da açıkçası tavsiye ediyorum. Çünkü Muhammed Hoca bir dert insanı. Bir derdi var ve bu derdi heyecanlı bir şekilde anlatıyor. Elhamdülillah heyecanını da kaybetmiyor. Bizlere de heyecan kattığı için ona ayrıca teşekkür etmek lazım. Sorum şu olurdu. Elbette ki böyle güzel kaynakların ortaya konulması, bu zorlu ve kutlu yolculuğa baş koyulması sebepsiz değildir kanaatimce. Onu bu yola yönelten herhangi bir yaşamışlığı, etkilendiği bir olay var mıdır, varsa nedir? Aynı zamanda hayatında örnek aldığı kişi veya kişiler kimlerdir? Bunları sormak isterdim hocamıza. Şunu sorardım, bu kitap daha önce neden yazılmadı? Aslında soru değil ama bu kitabın yazılış sürecini bizzat kendisinden dinlemek isterdim. Yani şeyi hiç merak ediyorum, hani çok güzel diyemiyor. Hani bunu çok merak ediyorum. Evet, yıllarını verdi bu mesleğe, bu işe çok yıllarını verdi ama nasıl bu kadar insanın psikolojisini, insanın ihtiyacını, yani hiç kimsenin biliyorlar yani ben Mehmet Ünlü'de mi çok sonradan tanıştım. Ama biliyorlar, farkındalar yani. Nasıl gerçekten gençlerin istediğini, ihtiyacı olanı nasıl bulup da önüme çıkartıyor ben çok hayret ediyorum gerçekten. Hocamızın kitapta da bahsettiği üzere bu eser gibi metodolojiye dair, usule dair daha kapsamlı ve geniş, doyurucu bir eser kaleme almayı düşünür mü diye kendisine sormak isterdim. Hocamız bu kitabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının öz bir şekilde anlaşılması için bence yazdı. Kitapta insanın dağılmaması gerektiğini, hikayeden ziyade o hikayedeki öze odaklanması gerektiğini anlatıyor. Çünkü bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Neyi nasıl yapacağımızı, nasıl edeceğimizi bilmiyoruz. İnsanların bilmediğini, insanların neyi yapması... Hani başlamak istiyorum, ben mesela başlamak istiyorum ama nereden başlayacağım? Ne yapacağım, ne edeceğim? Bilmiyorum. Yani o yüzden bunu yapmış olduğunu düşünüyorum. Kanaatimce hocamız bu kitabı siyer ilminin daha geniş çevrelere ulaşmasını sağlamak, siyer öğrenmek isteyen ancak nereden nasıl başlayacağını bilmeyen kardeşlerimize bir yol gösterici, bir rehber olabilmesi adına bu kitabı kaleme almıştır diye düşünüyorum. Kitabın içinde de belirttiği üzere bu alanda yani siyer metodolojisi hususunda bir ön ayak mesabesinde ve teşvik edici bir kaleme alınış olduğunu düşünüyorum. Çünkü seven sevdiğinden etkilenir. Bunu hem hayatına hem yaşayışına illaki yansıtır. Gitgide ona benzer, onun gibi düşünür, onun yolunda olur. Hatta Muhammed Emin Yıldırım hocamızın sohbetlerinde dile getirdiği bununla ilgili bir örnek var. Hazreti Hatice annemizle ilgili paylaşmak isterim. Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimiz'i sevdiği için onun sevdiklerini de sevip onlara güzel bir şekilde hizmet etmiştir. Nitekim düğünün olacağı zaman Peygamber Efendimiz'den izin alarak süt annesi Halime annemizi davet etmiştir. Onu güzel şekilde ağırlamıştır, gönlünü hoş etmiştir. Kalması için ısrarda bulunmuştur. Hatta giderken de ona koyunlar, develer hediye ederek gönlünü hoş etmiştir. Bu vesileyle seven kişinin sevdiğinin sevdiklerini de sevmesi gerektiğine en güzel örnek olarak bunu esas alıyorum. Evet, yani bu böyledir. Yani sevdiğinizin peşinden koşarsınız, değil mi? Onunla hemhal olmaya, onunla birlikte olmaya çalışırsınız. Muhammed Hoca da Rabbini seviyor, onun indirdiği Kur'an'ı seviyor ve onun en güzel örnekliği olan Peygamber Efendimiz'i seviyor. Onun arkadaşlarını da seviyor. Yıllardır da bize onları anlatıyor. Dolayısıyla bırakalım Muhammed Hoca sevdiğiyle beraber olsun ve bize de yaşadıklarını anlatsın. Siyer Yayınları, Kitapların Dilinden programını sundu.